İşte Rümeysa Gelin'in 20 çeşit ikramdan oluşan sunum masası. Kazak mantısı, bavursak, kurabiye, sorpa, börek, çelpek, namı diğer pişi, mercimek köftesi, yaprak sarması, çiğ köfte, kalem böreği, şekerpare, patates salatası ve sütlaç masadaki lezzetlerden bazıları. Hayatım, yöresel lezzetler görüyorum. Evet. Neler var, kimlerin emeği var, sen ne yaptın? Bunların hepsini ben kendim yaptım Ezgi Hanım, tek başıma. Maşallah sana. Kazak mantısı var, pilavla yeniyor. Altına pilav koydum. Siz pişi diyorsunuz, biz çelpek diyoruz, hamur kızartması. Bavursak var, hamur kızartmasının yuvarlak hali. Size anlatmak için söyleyeyim. Bir de sorpa diyoruz, bildiğiniz et suyu. Hepimiz hastaydık bu hafta, biraz kırgın geçti. Yağmurlar, hava soğuktu, dışarıdaydık. Evet, ton öksürüyoruz. Dedim ki biraz toparlayalım. Ben de sorpa yaptım. İçine et, kemik attım. İçinde duruyor zaten. Bol karabiberle, o sunumdan evet. Özellikle içeriz hayatım. Teşekkür ederiz. Burada kaç çeşit lezzet var? 20 çeşit var Ezgi. Ve hepsini sen yaptın. Evet, hepsini ben yaptım. Dün akşam çekimden geldin. Bir tek çiğ köfteyi eşim yaptı, özür dilerim. 19 çeşidi ben yaptım, onu eşim yaptı. Onu ben yapamıyorum. Maşallah, eşine de ellerine sağlık. Afiyet olsun. Eşin Amasyalıydı. Evet, eşim değil mi Amasyalı hayatım? Şimdi sofrayı nasıl buldunuz? Eda'cığım, seninle başlamak istiyorum. Senin sofranda bardağı yere atan Rümeysa'nın. Evet. Sofrası senin sofrandan iddialı mı? Şimdi bardağı görünce aklıma geldi zaten. Ama ben böyle bir terbiyesizlik asla yapmam. Sen sonra yaptıktan sonra eve gelince ya niye öyle bir şey yaptım dedin mi? Yani çok sonradan evet pişman oldum. Öyle ani fevri çıkışların olabiliyor senin. Evet, ben çok sinirli bir insanım Ezgi Hanım. Ve ben buna hakim olamıyorum. Ama farkındasın. Evet, farkındayım. Bunun için aslında bir destek falan almayı düşündün alıyorum, mu? Alıyorum, alıyorum. Alıyorum. Canım benim. Annesin, bir de hamilesin. Onun vermiş olduğu evet. Belki hormonal bir şey vardır. Hani normalde sinirli olabilirsin ama şu dönem belki daha bir... Daha fazla, evet. Kıyamam ben sana. Nasıl sofrası? Anlat Eda'cığım. Sofrası ile alakalı birkaç tane yorum yapacağım. Eğer ki sinirlenmezse. Öncelikle hamile haliyle hepsini kendisi yapması çok güzel. Kesinlikle. Hoş bir emek var masada. Ama mesela benim çeşidime çok az demişti. Çeşidi benden az. Ve sofrada bir özensizlik var. İçecekler şişeyle getirilmiş sofraya. Ne bileyim, küçük bir sürahiye konulabilir, daha tatlı ve hoş durabilirdi. Ne içecekleri var orada? Hazır meyve suları değil hazır, mi? Hazır, ikisi de hazır. Gazlı içecekler var Ezgi. Gazlı evet. İçecekler, bir de su. Hepsi şişeyle birlikte getirilmiş. Suda mı şişeyle? Suda şişede. Evet. Bana çok... Suyu anlamadım. Suyu niye öyle yaptın abla? Ezgi Hanım, sürahim hiç uymuyordu soframa. Ben de... O uymuş mu? Yani şef var, şişe sonuçta. Ben böyle koydum. Hamileliğime verin yani. Hiç ya. Halden anlamıyorsunuz hanımlar ya. Bu kadar çeşit çıkarmışım takıldığınız şişe yani. Yok yani, bu kadar çeşit yapmışsın ya. Onları da alıp bir sürahiye koyabilirdin. Ben yemek tabaklarını çok beğendim. Gayet hoş ve güzel. Peçetelik istiyor mu burada? Bir yüzük istiyor mu? Bu şekilde nasıl olmuş tabağın üzerinde? Bence hoş durmuş. Ben onu ev olarak yaptım Ezgi Hanım. Gelin evindeyiz ya. Evet. Bunu ev olarak düşündüm. O şekilde katlamak istedim. Eline sağlık hayatım. Uyumlu mu? Servis kaşıkları yeterli mi hanımlar? Ezgi Hanım, benim evimde 25 çeşit yemek vardı. 25 tane sunum kaşığı bekliyordu. Bakalım onda hepsine yeterli kaşık var mıymış? Say. Bakalım. Fazlası var, eksiği yok. Pilavdan bu da bunun. Canım, fazlası var, eksiği yok. Gözümüzü sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siz de koyar mısınız kızlar üstlerine? Hemen var ha. Değil var, mi? Var. Var. Fazlası var. İki tane eksik ama Ezgi Hanım, öyle söylemeyin şimdi. Burada da var. Bak orada da var. Canım, araları kaçıyor. Küçük servis kaşıkları belki karıştırıyorsundur. Hepsine var Ezgi Hanım. Bir de Ezgi Hanım, ben de peçetem için suya bandırılmış demişti. Kendisi ben resmen... Evet. Sağlık kağıt mı? Sağlık kağıt. Evet. Evet. Canım benim. Tuvaletten getirmiş gibi önümüzde getirmiş Ezgi Hanım. Canım, o tuvalet kağıdı değil, havlu kağıt. Biliyorum. Sen nerede kullanıyorsun biliyorum, havlu kağıdı ama bilmiyorum. Bana onu andırıyor. Biliyorum ama bana onu ağzını andırıyor. Ağzını silme o zaman. Ne sileceğim ben, bu peşete layık değil zaten benim ağzım. Senin ağzın senin hiçbir şey lazım. Senin ağzın ona layıksa değil. Tabii bilemem. Senin ama bizde de onu uygun görmüşsün değil. Orası ayrı bir şey. Sen evinde sürekli suya bandırılmış peçete mi kullanıyorsun? Aynen aynen, ben öyle kullanıyorum. Senin gibi belli tuvalet kağıdı kullanmıyorum. Belli oluyor gerçekten, o evinde o peçeteler evet. Mükemmeldi. Evet. Tuvalet kağıdı kullanmıyorum. Bırak da hiç 5 kusurum olsun, eleştir diye öyle yaptım. Evet evet, eleştiririz zaten. Şimdi havlu kağıt görünce
Sen de yorum yapar mısın? Hani bir peçete alsaydın. Onun bir açıklaması var mı hayatım? Unutmuş olabilirsin. Yetişemedim Ezgi. Yetişemedin. Senin ağzına layık değil de denmez. Denir Ezgi Hanım. O da her şeyi eleştiriyor. Allah Allah. Biz buraya eleştirmeye geldik ama. Keşke önce kendini eleştirsen de yanlışlarını düzelsen. Biz seni eleştirmeye geldik buraya. Tamam canım sus. Sus diyor yahu misafirine. Terbiyesiz. Ezgi Hanım ben biraz servisten ve peçeteden çıkacağım. Eşinin eline sağlık ama bana çiğ köfte hazır gibi geldi. Vallahi eşim yaptı. Videosu da var izletebilirim. Tepside yoğurushu falan dün akşam çektim. Hatta dedi ki çok yapayım. Ben de dedim ki ben beğenmediğim için onunkine. Dedim ki yapma yenmez. Sonra başımıza kalıyor dedim. Çöpe atmayalım. Yazık günah dedim. Ama bir tat istersen. Ben tattım da bana biraz hazır geldi. Yok, eşim yaptı. Gerçekten istersen videosunu da izletebilirim. Videosunu bir görelim o zaman da siz. Kocam çiğ köfte yapıyor. 30 çeşidi ben yaptım, bir çeşit de kocam yapıyor. Sunum, sunum, sunum. Evet, kendi yapmış adamcağız. İnanıyoruz sana zaten ama onunkini beğenmiyorum, çok yapma dedim dedin. Bunu evet. Biliyor beğenmediğini, sevmediğini ama yine de misafirlere ya senin için bir hazırlık yapmış. Böyle çok ince sıkıyor falan, böyle ne bileyim bir tuhaf, ya tadından çok şeklini ben sevmediğim için yemek istemiyorum. Allah Allah. Hazır adam evde çiğ köfte yoğuruyor, senin misafirlerin geliyor diye. O hep yoğuruyor. Ya sık sık yaptığı canı bir şey. Canı sıkıldıkça çiğ köfte yoğuruyor. Yahu adamlar yapsa bir türlü, yapmasa bir türlü. Öyle değil mi? Aynen. Nasıl sofra? Sen yorum yapıyordun, affedersin. Ezgi Hanım ben uyumu beğendim. Uyumlu gayet. Ama çayımı neyle karıştıracağımı bilemedim. Şey var bak şurada, fincan ya bu, hani çay kaşığı değil. Tatlı kaşığı var. Bence tam boyunda doluyor. Yok. Şeker, tatlı kaşığı karıştır aşkım. Bunu karıştırmak için uygun değil unutmuşum, bence. Çay kaşığı. Kusura bakma. Evet. Evet, özür dilerim. Unutmuşum. Estağfurullah. Olabilir. Bu kadar çeşit lütfen. Çıkarmaktan unutmuş olabilirsin. Eline koluna sağlık. Servis tabakları uyumlu mu? Bizim programımızda çok konuşulur. Camdır, golddur, porselendir. Bence ben yemek takımlarını ve çatal bıçak takımlarını çok beğendim. Gayet güzel, uyumlu. Ben genel anlamda beğendim. Sadece çeşit bu haftaya göre biraz az geldi. O da olabilir yani. Genel anlamda güzel masası. En fazla 36 çeşit sen yapmıştın. Ama şimdi şöyle Ezgi Hanım, çeşitim az ama en azından bir tanesini ben yapmadım. Ben hepsini yapmaya çalıştım. Kesinlikle, hafta başından bravo. Beri de tek tek diyorum ki ben tek başıma yapacağım. Hiçbir destekçim yok. Ay üzüldüm şu an bir jıldım. Canım benim. Kimsem yok diye mi üzüldün? Ay kıyamam. Böyle zamanda insan yanında bir güç istiyor değil mi? Ama sen o kadar dirayetli olmuşsun işte. Yaşanılanlar bilinçaltına yerleşiyor, travmalar. Duygusal bir dönem değil mi? O yüzden birazcık kötü oldum. İstersen biraz dinlen, hazır hissettiğinde masaya dönersin. Döneceğim şimdi. Sanırım ailevi bir durumdu. Bence çok duygusal bir andı. Bence tamamen hamile hormonlarından dolayı ağladı. Masayı terk etmek istememişti bence. O suratınız düşüyor, o gözyaşınız akıyor ya. Gel kıyamaz ablan. Ne oldu? Annen kız kardeşin yanındaydı bugün seni. Niye yalnız hissettin? Bilmiyorum, duygusal bir dönemde olduğum evet. için. Evet, hormonlar. Hormonlardan. Senin yolu öyle devam edelim. Senin sofran bu. Senin yüzün düşükken ben konuşamam. Tamam mı güzel ben herkese? Ben toplarım ikizler Burcu'yum ben. Ama peçete verelim, tuvalet kağıdı. Tamam, iyiyim hadi iyiyim, afiyet olsun. Hadi bir yudum çaya. Ben kırıcı bir cümle falan kullandım mı Rümeysa? O yüzden yok, yani bende bir durum varsa kusura bakma özür dilerim. Yok, senlik bir durum değil. Yok o birden hepsini ama ben yaptım, yapmak zorunda kaldım gibi böyle oradan bir kendini. Değil mi? Doğru anladık hayatım. Ben konuyu dağıtayım mı? Mantı çok lezzetli. O zaman bak hemen ablacığın aldı. Bak gönlün olsun çok bak. Çok lezzetli. Gerçekten hepiniz tadına bakmalısınız kızlar. Baksanıza böyle desenli desenli yapmış. Bir de pilavla birlikte yememiş gerekiyormuş. Buhar tenceresinde pişiyor Ezgi Hanım. Ha tamam Özbekler gibi. O yüzden öyle altı desenli oluyor. Ellerine sağlık. Çok da marifetlisin. Eşin beğeniyor mu yemeklerini? Evet. Bayılıyor mu? Annesi vefat etti eşimin. Hep şey der bana, onun gibi yemekler yapıyorsun. Erkekler biraz anne hissetmek istermiş eşten zaten. Değil mi? Evet. Senden hangi lezzetleri istiyor eşin? O genelde şeyi çok seviyor. Bez, şey,
taze fasulyeyi onlar sulu yapıyormuş. Ben kavurma şeklinde yapıyorum. Onu çok sevmiş. Mesela annemden daha güzel yapıyorsun der hep bana. Canım benim, annesi nurlar içinde yatsın. Amin. Ama masanı beğendiler, uyumu beğendiler, lezzetleri güzel buldular. Sunum tabaklarını, kaşıkların yeterliliği ki söyledi Seda Nur, saydık. Hakikaten birebir. Söylediği şeyin arkasında durmuşsun. Değil mi hayatım? Eklemek istediğiniz hanımlar? Benim şu anda yok Ezgi Hanım. Yani ben yok. Güzel buldum. Sadece merak ettiğim tabak takımının fiyatları nedir? Onu bana halam hediye etti. Evlendiğimiz zaman alamamıştık biz. O hediye etti bana. Bilmiyorum. Çatal kaşık. Aynen de sormuşsun. Onlar 400 lira. Şurada soda var. Onu nasıl açacağız biz? Çakmakla açıyor işim. Yani. Soda açacağı yok bizde. Masaya vur, açabilirsin bence. Nasıl açacağız bir anda? Becerebiliyor musun bunu? Masa ne zarar ayol? Erkeklerden rica edelim. Özen, masada açmayı sen de bir dener misin? Vur bakalım tepesine, daha önce yapmış mıydın? Yapmıştım ama bu masa birazcık ince gibi bunun için. Ama gazı çıktı gibi sanki. Allah Allah. Şaşırttı beni. Açtım vallahi, helal sana. Daha önce denediğim belli. Evet. Kiminle de? Gözüküyorum ama güçlüyümdür Ezgi Hanım. Maşallah hayatım. Şey dedi Ezgi Hanım, duymadınız. Hazmedebilirsin ben. İki lafın arasında bu DJ'lerde geri kalmıyor. Biz burada üzülüyoruz kendimize. Hanımlar, konuyu değiştirmek gibi olmasın ama bugün masada çok farklı Kazak lezzetleri gördük. Aramızda kalsın, pazartesi günü de çok değişik Hint lezzetleri göreceğiz. Ay bayıldım. Hint kıyafetleri olur kesin. Hint kıyafetlerinden tutun da Hint yemekleri mi dersin, Hint içecekleri mi ararsın, hepsi olacak. Ben çok merak ettim şu an. Hemen ekran başına geçeceğim. Bakayım neler yiyorlar, nasıl. Ben de merak ettim. Bakacağım. Çok ben merak ettim. Hint sofrasında bulunmamıştım ben. Hint sofrasını merakla bekliyoruz. Hakikaten. İlk defa karşılaşacağız. Ses. Bence kaçırmayın hanımlar. Kazakistan kültüründen Hint kültürüne geçiş yapacağız. Güzel. Farklılıkları seviyoruz. Farklı kültürleri görmeyi seviyoruz. Sen anlatıyorsun, biz mutlu oluyoruz. Yöresel kıyafetinle, yöresel yemeklerinle. Biz de sizlerden bir şeyler öğreniyoruz hayatım. Herkesin kültürü, alışkanlıkları farklı çünkü. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. O zaman güzel lezzetlerimizi yiyelim. Sonra da sevgili eşiyle nasıl tanışmış devam edelim.